Şunları bir araya toplayayım, bir güzel muhabbet edelim diye düşündüm. Mutfak işinden de anlarım. Donattım sofrayı, bayağı uğraştım. Hepsinin ayrı ayrı ne yemekten ne içmekten hoşlandığını iyi bilirdim. Bayağı da para gitti. Birinin yediğini öteki yemez, öbürünün içtiğini bir iki içmez. 4 kişilik sofra kurdum. Mumları da yaktım. Bak, hepsi erik sati severdi, hatırladım. Müziği de ayarladım. Geldiler. 20 yaşımda ben, 35 yaşımda ben, 40 yaşımda ben ve bugünkü ben. Dördümüz. Birden 20 yaşımı 35 yaşımın karşısına oturttum. 40 yaşımın karşısına da ben geçtim. 20 yaşım 35 yaşımı tutucu buldu. 40 yaşım ikisinin de salak olduğunu söyledi. Yatıştırayım dedim, sen karışma moruk dediler. Büyük hır çıktı. Komşular alttan üstten duvarlara vurdular. 20 yaşım 40 yaşıma bardak attı. Evin de içine ettiler. Bende kabahat. Ne çağırıyorsun tanımadığın adamları evine? Romanya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi yine Polonya'ya gidiyorum. Burada Sanat Polota isimli kapıya, yani Macaristan Romanya arasındaki kapıya 30 kilometre kadar bir mesafemiz kaldı. Süre 30 dakika falan kalmıştı gece. Artık sırada yatmak istemedik. O yüzden arkadaşlar kapıya 30 kilometre kala bir tane böyle bir petrole girdik. Şimdi göstereyim size etrafı. Burada pauza yaptık. 11 saat oldu. Birazdan yola çıkacağız. Ve buradan itibaren de yeni videoya başlayacağız. Biraz sohbet edeceğiz yolda. Kapıya kadar. Kapı geçişini size göstereceğim. Bu videoda da bu şekilde bir programımız var. Hadi başlayalım. Tam aşağı iniyordum. Hidayet abi time's up dedi. Süre doldu dedi. Devam edelim dedi. O yüzden aşağı inmiyorum. Şu sağ tarafta görünen Ford F-Max. Hidayet abi. Türkiye'den beri onunla beraberiz. Ben az önce arabayı çalıştırmıştım arkadaşlar. Havalar dolmuştu zaten. O yüzden direkt çalıştırıp devam ediyorum. Motor da ısınmıştı. Şimdi bazı arkadaşlar var, çok dikkatliler. Her şeyi kafaya takıyorlar. Hemen yazarlar şimdi motoru. Rota yeniden hesaplanıyor. Isıtmadan, havaları doldurmadan çıktım direkt yola, arabanın etrafını gezmedim falan filan diye başlarlar. O yüzden peşin peşin söylüyorum yani. Araba zaten 28 dakikada çalışıyordu. 140 metre sonra hafif sağa dön. Zaten havaları dolmayan bir araba hareket etmez. Ekranda da uyarı çıkar. Hava tankları boş diye. Hafif sağa dön. Gündüz yarış arızalı diyor. Ona bakacağız. 26 kilometre sürün. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda size bu mesleğe nasıl başladığımı anlatacağım. Biraz böyle sohbet edeceğiz. Sene 2018. 17 veya 18'di. O zamanlar başka işler yapıyordum ben. Böyle tır, kamyon işleri falan yoktu bende, ama ondan yıllar öncesinde ben aslında otobüslerle başladım ağır vasıta. Yani lisedeyken bile mesela burada kendi eniştemin, halamın otobüsleri vardı Metroturizm'de, Amasya'da. Onlar da böyle muayenlik yapardım. Yola gider giderdim. Çok severdim yolculuk yapmayı. Yarı yıl tatillerinde, işte sömestr tatilinde falan çalışırdım otobüslerde. Benim ilk kullandığım araba bir otobüstür. O yıllarda. 403 Trabego, Otakar Sultan. Daha ehliyetim bile yoktu yani o araçları kullanırken. Tabii trafikte kullanmaktan bahsetmiyorum yani. Otogarların içerisinde işte yıkamadan mesela mazot alıyorduk. Mazottan yıkamaya 50-60 metre alanda park yerinden perona, trafiğe kapalı yerlerde kullanıyordum. Sonra tabii İstanbul'da öğrenciydim. Orada okudum. Başka işler yaptık oralarda. Pazarlama işleri falan. İzmir'de devam etti bunlar. Ama zamanla bu işlerden sıkıldım artık. Kendi mesleğim benim metalen tekerliği normalde. Hem okurken hem okuduktan sonra bir süre o işi yaptım. Ama çok keyif alarak yaptığım bir iş değildi. O yüzden o işi bıraktım. Sonra İzmir'de bir süre daha çalıştım. Nesle'de, Eti'de, yani pazarlama işindeydim ben aslında.
durumlar giderek kötüye gitti. Artık pazarlama işleri de eskisi kadar keyifli olmamaya başladı. Ki o iş de aslında sevdiğim bir işti yani ben. Hani pazarlama iş arkadaşlar genç insanlarla çalışırsınız. Gençlerle çalışmak da iyidir, enerjik olur ve keyifli olur. Fakat bir yerden sonra işte ekonominin kötüye gitmesi vesaire şu bu artık yapılamaz hale geldi bu işler. Abdurrahman abi var. Buradan Abdurrahman abiye selamlar. İzliyor videolarımı. Bu işleri ilk baştan Abdurrahman abidir. Eti de beraberdik onlarla. Abdurrahman abi sonunda bıraktı bu işleri. Onun zaten kamyonet eti falan vardı. SRC 5 belgesi aldı bir tane ve şeye gitti. İpragaz'a gitti çalışmaya. İpragaz'da tanker şoförlüğüne başladı. Onun arkasından Nezir abi gitti. Üçüncü giden de benim arkadaşlar. Ben aslında ilk önce benim ilk hedefim de transport işi yapmak vardı. Yani Avrupa'ya çalışmak istiyordum tırlarla. Ama hiç tır tecrübem yoktu. Kamyon tecrübem de yoktu. Otobüs tecrübem de yoktu. Yani böyle bir garajın içerisinde şuradan şuraya araba çekmek de tecrübe kazanamazsınız. Trafiğe çıkmanız lazım. Yolda olmanız lazım. Ağır varsa tecrübem yoktu yani dolayısıyla. Böyle transitleri falan kullanıyordum ama yani Ducato transit. En büyük kullandığım arabalar onlardı. Ben tır ehliyetlerini aldım. Tır ehliyetine kadar aldım. SRC 5 falan filan. Yani benim şu anda ağır vasıtalarla alakalı kullanamayacağım hiçbir şey yok. Evrak anlamında söylüyorum bunu. Otobüs, tır, kamyon, minibüs, tehlikeli madde, gaz, yanıcı gaz, oksijen, patlayıcı madde hepsini kullanacak ehliyetlerim var, belgelerim var, eğitimlerini aldım, sınavlarına girdim bunların. Sonra birkaç tane şirkete internet üzerinden CV gönderdim. Tabi arayan soran yok, kimse dönmüyor. Dedim demek ki dedim, bu işler dedim böyle olmuyor. Ben dedim gideyim birkaç yere başvurayım. İzmir'de bir firmaya gittim. Deneyimim olmadığı için beni işe alamayacaklarını söylediler. Ben de orada hatta kızdım biraz. Yani dedim bu araçlar dedim sonuçlarım hani insanlar üretmiş, insanlar kullansın diye. Bu kadar dedim zor ne var dedim yani. Bunu kullanmakta ne var dedim bu kadar zor olan diye. Veya dedim bu öğrenciler nasıl öğreniyor? Adam bana şunu dedi. Senin dedi burada tır tecrübenin olmaması benim için problem değil dedi. Benim için problem olan Avrupa tecrübenin olmaması. Biz de yurt içi çalışmıyoruz. Yurt içinde bizim bir operasyonumuz yok. Yani senin değerlendirebileceğimiz bir kanal yok. Direkt senin arabaya binip çıkman lazım dışarıya. Bunun içinde tecrüben olmadığı için. Yani istersen 40 yıllık tır şoförü ol dedi. Benim aradığım şey tır şoförü değil dedi adam. Dedim öyle mi öyle. Demek ki dedim, burada dedim işler böyle yürümüyor. Sonra üçüncü kişi Ramazan abi vardı. Buradan ona selamlar. Üçüncü transferimiz İpragaz'a o oldu. Onunla görüştük dedim. Böyle böyle ne yapacağız, ne edeceğiz falan filan. Ben bu arada bu transport işinden vazgeçtim arkadaşlar. Zaten çok düşünüyordum yani gitsem mi gitmesem mi diye. Biraz böyle muallaktaydım. Baktım öyle problemler çıkıyor önüme. Yapmayacağım dedim ben bu işi. Ama o kadar ehliyet, evrak, belge aldık. Ve şöyle bir şey olur. Siz mevcutta yapmakta olduğunuz bir işten soğuduysanız ve başka bir işe kafayı taktıysanız artık o çalıştığınız işte artık sizden hayır gelmez kimseye. Yani ben de öyle olmuşum. Artık kafamla bitirmiştim çalıştığım işi. Ve bu işleri kafaya takmıştım ve bu işleri yapmaya karar verdim yani. Ramazan abiyle konuştum. Dedim abi böyle böyle bir durum var. Yani Ramazan abi bile bana diyor ki tecrüben yok. Abi senin de tecrüben yok oraya girdiğinde. Sen dedim nasıl öğrendin bunu. Ben dedim öyle öğreneceğim yani. Zaten yetenekliyim bunu biliyorum. Ben bu araçlardan hiç korkmadım. Hiçbir zaman korkmadım. Kullanabilir miyim, gidebilir miyim, gelebilir miyim? Direksiyonum iyiydi. Motosiklette kullanıyorum ben. Trafik bilgim de iyidir. Direksiyona bir geçebilsem biliyorum kullanacağım ama geçemiyorum abi. Sorun orada yani. Sonra Ramazan abi Nezir abiye söylüyor. Bizim Mert diyor böyle böyle. Almış evraklarını. Tankere gelmek istiyormuş diye. O arada Nezir abi de yanına bir tane yedek şoför arıyor. Hemen beni aradı Nezir abi. Dedi Mert dedi çalışalım beraber. Dedim abi olur. Nezir abi ben dedi Bodrum'a gidiyorum dedi. Ben de işi bırakmıştım artık o esnada çalışmıyordum yani. Ben Bodrum'a gidiyorum gel dedi. Hem dedi gör işi gör. Hem dedi karar vermen daha kolay olur. Olur dedim abi. Çıktım otobana. Otobanda Nezir abi bekliyorum. Kamyon geldi abi Ford Cargo. 25-26. Benim bütün evraklarım tam. Tek eksiğim var, dijital kartım yok benim. Dijital kartım olmadığı için ve sigortam olmadığı için arabayı ben kullanamadım zaten.
Nezara bile bindik. Bodrum Havalimanı'na gittik ilk önce. Ford Cargo ile arkadaşlar 25-26. 2012 model Euro 5 bir kamyondu. Ford Cargo'lar biraz dardır. Aslında çift şoför çalışmaya çok uygun bir araba değil. Ama orada şartlar öyleydi yani. O arabalarla, özellikle doğalgaz arabalarında sıvı doğalgaz taşıyorduk biz, LNG. O araçlarda çift şoför çalışıyordu. Çünkü yaz dönemi yoğun bir dönemde bütün otelleri falan doğalgaz götürüyorduk. Biz doğalgaz hattının olmadığı yerlere böyle kamyon tankerle doğalgaz götürüyordunuz. İlk olarak gittiğim yer Bodrum Havalimanı'ydı. Oraya gittik. Sonra iki tane daha otele gittik. Bizim gaz bitti. 8,5 ton gaz alıyordu araba arkaya. Sıvı LNG. Sıvı LNG 600 kat sıkıştırılarak sıvı hale geçiyor. Yani siz sıvı olarak basıyorsunuz. Eksi 150-160 derecede soğukluğu. Dondurucu bir soğuğu var zaten. Yani bir yerinize temas ederse yakıyor. Yani hortumların içinden geçerken hortumu donduruyor. Siz hortumu dokunursanız eliniz yanar. Ya da sıvı LNG elinize temas ederse bir yerden sızıp elinizi yakıyordu soğuktan. O yüzden eldiven, koruyucu ekipman falan çalışıyorduk orada biz. Biraz karışık geldi bana. Yani aracı kullanmakta yine bir problem görmüyorum ben. Sadece doğal gaz sistemi, işte bu arkadaki vanalar, tesisatlar, bunlar çok karmaşık geldi ama öğrenirim dedim, problem değil. Çalışırız dedim abi, sen dedim söyle. Sonra Perihan Hanım var Ultragaz'da, onunla görüştük. Yapabilir misin, edebilir misin dedi, yaparım dedim. Sonra tecrüben var mı dedi, var dedim. Aslında benim tecrübem yoktu ama oradaki arkadaşlarım tecrüben olduğunu söyle dediler bana. Kamyon tecrübenin olduğunu söyle. Zaten dediler, bizle beraber çıkacaksın, biz sana öğreteceğiz, yani yedek şoför olacağım arkadaş. Bunu normalde yapmayın abi, bakın o yanlış bir şeydir. Yani tecrübeniz olmadığı halde var demek yanlış bir şeydir. Ben de bunun yanlış olduğunu farkındaydım ama söyledim. Neden? Çünkü beni kontrol edecek kimse yoktu. Hani binmiş o arabaya, bir git gel bakalım nasıl gidiyorsun, kim sana öğretti bu işi, nasıl öğrendin bir görelim diyecek kimse yoktu orada. Zaten şirketin merkezi İzmir'de değildi. Ve ben tek şoför çıkmayacaktım, ben yedek şoför çıkacaktım. Yani bu işi bilen insanların yanında zaten ben bu arabayı kullanmayı öğrenecektim. Ona rağmen tecrübe aradılar. Ona rağmen. Ben tecrübeliyim dedim, çok da irdelemediler bu muhabbet yüzünden. Neyse, işe alındık. 5 ay boyunca ben hiç tek çıkmadım. Hep çift şoför, hep çift şoför. 3-4 gün hiç direksiyona geçmedim. Zaten dijital kartım da hala gelmemişti. 5. gün dijital kartım geldiğinde ben direksiyona geçtim artık. Ford Cargo'nun direksiyonuna geçtim. Ama o ana kadar bana Nezir abi arabayı 1 kilometre dahi vermedi. Bakın ehliyetim, her belgelerim olduğu halde dijital kartım yok diye arabayı bana 1 kilometre dahi kullandırmadı. Doğru olanı yaptı. Doğrusu budur. Ben de zaten hiç kullanayım demedim. Sonra yani bunu niye söylüyorum doğru olanı budur diye, bir önceki, hatta evet bir önceki videoda söylemiştim, bir tane şoför arkadaş 15-16 yaşındaki çocuğa tırıvermiş, kendisi yanında araba kullanıyor falan filan diye, bakın onun ne kadar yanlış olduğunu tekrar söylüyorum. Sonra kartım geldi, sabah geldik, işte araba dolu, 8,5 ton sıvı LNG var, 600 kat sıkıştırılmış bir gaz olduğunu, sıvı hale geçmiş bir gaz olduğunu söylemiştim. Yani patlarsa 1,5-2 kilometre yarı çaptaki her şeyi yok ediyor, bomba gibi patlıyor onlar. LNG patlamaları, LNG expiration diye yazarsanız eğer YouTube'a, bazı LNG tankerlerinin patladığı görüntüleri görürsünüz. Ortalığı savaş alanı çeviriyor. Yani cesedinizi kimse bulamaz. Tehlikeli bir iştir. Dikkatli olmanız gereken bir iş. Sabah geldik. Bismillah dedik. Direksiyona geçtim. İlk defa kamyon kullanacağım. Bastım marşa. Tesisten çıktım. İpragaz dolu tesisinden. Ama hafif böyle tatlı bir rampa var. Aşağı doğru rampa ineceğiz böyle. Rampaya inmeye başladım ben. Bir de staktım 3'e. 3 ile kaldırdım arabayı. Rampaya iniyorum. Hiç gaz vermiyorum ama rampa bir yerde bitiyor. Bir ana yola çıkıyorsunuz. Ana yoldan da arabalar geliyor. Orada durmanız gerekiyor yani. Nezir abi de çay içelim mi dedi başta. İçelim abi dedim. Nezir abi kalktı. Şuradan yatağın üstünden çayları, bardaklar oradaydı bizim her şey. Yatağın üstünü biz dolap olarak kullanıyorduk. Çok küçük bir araba çünkü Ford. Ford Cargo. Yani eşyalarınız sığmıyor. Her şeyiniz ortada oluyor. Öyle diyeyim size ben. Ben de o anda frene basmak istedim. Yani frene basmam lazım ki caddenin insanlar, arabalar geliyor. Yavaşlamam lazım, durmam lazım. Frene bastım. Hiçbir tepki yok arabada. Aa dedim, lan fren mi bozuk acaba? Tekrar bastım ama sert bastım bu kez. Şimdi otobüslerdeki havalı fren olayı farklı. Taksi freni gibidir onlar. Dokunur dokunmaz çat hemen devreye girer ve anında frenlemeye başlar. Bu
Ford'da, bizim Ford Cargo'da öyle bir şey yok. Fren geç geliyordu yani. Basıyorsunuz frene. Yukarıda bir boşluk vardı. O boşluktan sonla fren gelmeye başlıyordu. Ben o boşluğu bilmediğim için, arabaya alışkın olmadığım için hani dokunur dokunmaz frenin gelmesini bekledim. Gelmeyince de panikledim. Tam bastım frene. Ben frene basınca tabii birden havalı fren. Araba zant diye oturdu böyle yerine. Nezir abi şurada çayla uğraşıyordu şuradan. Şu yukarıdan bir şeyler oluyordu. Nezir abinin yanından uçtuğunu gördüm böyle. Ben frene basınca. Nezir abi direkt torpidoya. Allah'tan şöyle bir şey yoktu orada da. Nezir abi arkamdaydı arkadaşlar. Ben frene basınca önüme geldi adam. Uçarak geçti böyle camın önünden. Sonra senin dedi süreceğin arabanın dedi. Dedim fren yoktu dedim ya. Lan nasıl yok fren diyor. Dur tuttu işte fren diyor. Dedim abi ben dedim ilk frene bastığımda fren yoktu. Sonra neyse o arabanın sadece frenine alışmak arkadaşlar. Sadece frenini kullanmayı öğrenmem tam bir ayımı aldı. O arabanın frenine tam bir ayda alıştım ben. Telma rotarlar vardı onda. Hep rotarlarla yavaşlattım arabayı. Hiç frene basmıyordum durana kadar. Evet, sıra 7 kilometre bu arada. Sonra anladım ki hakikaten bu araçları kullanmak için bir tecrübe gezi gerekiyor. Bunlar farklı arabalar. Ve ben şanslıydım. Arkadaşımla Nezir abiyle beraber biz çıkıyorduk, gidiyorduk, geliyorduk yollara. O bana öğretecekti her şeyi ve anlaşamadığınız, kafa denginiz olmayan bir insanla da bu yollara çıkmanız arkadaşlar çok yorar, çok sıkar. Şimdi Gökhan var. Gökhan'la röportaj yapacağız, video çekeceğiz onunla. O da yeni başladı Avrupa'ya. Evolok'ta çalışıyor şu anda. Mesela onun hiç kafa dengi olmayan zor bir adamla yola yollamışlar. Çok sıkılmış yolda, çok problem yaşamış. Ama benim öyle sorunlarım olmadı. Nezir abi, Nazmi abi de Nezir abinin abisi. O da oradaydı. Nazmi abi biraz daha tecrübeli. Eski otobüs kaptanıdır o da. Nazmi abiyle de çok yolculuk yaptık. Ben 5 ay boyunca hiç tek kullanmadım arabayı. Sonra Nezir abi izne çıktığında onun yerine ben çıktım yani yola. O şekilde orada öğrendik bu işleri ama öğrenene kadar çok badire attım tabii yani. Bunlar farklı arabalar. Otobüs gibi de değil. Otobüslerden de farklı. Kamyonlar, tırlar. Şöyle bir tane dereye uçuyorduk az kalsın. Onu anlatayım size bir de. Şimdi doğalgaz tankeri kullandığım için yani doğalgaz tesisatı olmayan yerlere, hat olmayan yerlere doğalgaz götürüyorduk. Doğalgaz nerede olmaz abi? Kırsalda olmaz. İşte köylerde orada burada olmaz. Biz tavuk çiftliklerine çok gidiyorduk. Bir gün böyle Manisa Saruhanlı'da bir tane hindi çiftliğine gittik biz. Oraya doğalgaz vereceğiz. Hindi yetiştiriyorlar orada. Ama yol yani çok kötü bir yoldu. Yani orada benim kamyon tankeri kullanmam, hani LNG tankeri kullanmam bana şöyle bir avantaj oldu arkadaşlar. Şimdi kamyonu, tırı bu araçlar için uygun olan yollar asfalt zeminlerdir. Yani otobanlardır, yollardır. Kaplamasız yollar için çok uygun araçlar değil bunlar. Tabii ki bunların arazi için üretilenleri de var. Mesela Ford Cargo'nun yüksek modelleri var. Yerden çok yüksektir böyle bunlar. Tırların da aynı şekilde. Onlarla tarlaya, tapana, her türlü yola girer çıkarsınız. Ama bizim kullandığımız tanker öyle bir tanker değildi. Her türlü arazi koşulunda da o araçları kullanıyordum. Yani orada onu deneyimlemem, tecrübe etmem iyi oldu. Öyle bir katkısı oldu bana. Bir gün yine öyle bir yoldayız. Şimdi yol dar bir yol. Dar bir yoldan gidiyoruz. Nezdir abi yanında telefona bakıyor. Bir şeyler izliyordu. Ben de aracı kullanıyorum. Daha üçüncü servisim falan. Hala acemiyim yani. Anlayacağınız. Araba ağır. Giderken böyle bir su birikintisi gördüm. O su birikintisinin içerisine girmek istemedim. Çünkü aracın batma riski vardı. Çamurda kalma riski vardı. Ama yolun hafif sağ tarafı kuruydu. Dedim oradan geçeyim ben dedim. Hafif sağa doğru aldım arabayı. Aşağısı da dere. Aşağı doğru dere var yani böyle bir tane. Aynı şurada şu anki gibi. Bakın göstereyim size. Hani şuradaki gibi bir dere var ama derenin içinden su akıyor yani. Aktif bir dere. Burada böyle bir bariyer olmadığını düşünün. Şu yolunda asfalt olmadığını, toprak olduğunu düşünün. Çok dar bir yol. Şu kadar bir yol. Ben arabayı iyice sağa aldım şöyle. Neden sağa aldım? Çünkü sol tarafta su birikintisi var. Oraya girmek istemedim.
Sonra arkadaşlar orası kuruydu ama bir gün önceden yağmur yağmıştı. Güneş açmış, yolun üzerini kurutmuş ama zeminin altı yine çamur. Ben arabayı sağa doğru aldım, tam geçerken böyle araba birden altımızdan gitti, yani aşağı dereye doğru. Kaydı araba. Tabii hemen direksiyonu sola doğru çevirdim. Ben direksiyonu sola doğru çevirince arabanın kafası sola doğru çıkmak istiyor geri ama çıkamıyor. Niye çıkamıyor? Çünkü battı araba aşağıya doğru. Araba derede bu şekilde yan kaldı, yani böyle yanlamasına kaldı. Hemen frene bastım. Freni çektim, imdat frenini. Sağa bir baktım, Nezir abi yok. Nezir abi atlamış aşağı. Nezir abi hemen açtı kapıyı, hop atladı aşağıya. Sonra bu tarafa doğru geldi. Ben hemen açtım arabayı, arabadan indim aşağı. Çünkü korkuyoruz. Araba dereye gidecek, yuvarlanacak diye aşağı doğru yani. Böyle takla takla gider yani aşağı doğru. Buradan daha derindi orası, şu an gösterdiğim yerden. Sonra indik arabaya, baktık sağına soluna. Arka çeker lastikler yolda. Ama arabanın kafası aşağıda. Böyle yanlamasına duruyor araba. Arabayı ne kurtarmış biliyor musunuz? Sağ lastik çamura batıp kayarken ön dingilin ortası yola gelmiş. Yani bir tane taşa gelmiş. O taş da arabayı tutuyor. Yani taşın üzerine oturmuş araba. Dingille. Dingilden dolayı o tarafa doğru kaymıyor araba. Dingilin taşa değmesinden dolayı kaymıyor o tarafa doğru. Öyle sabit kaldı. Ama bizim tekerler falan yamuldu tabii yani o taraflar. Ondan sonra ne oldu ya, nasıl oldu falan filan, biz anlamaya çalışıyoruz olayı. Tabii ikimiz de olan şeyindeyiz, daha şokundayız yani. Sonra tabii baktık sağa sola biraz. Nasıl oldu falan diye düşünürken aklımıza geldi nasıl olduğu. Yani onu anladık yani nasıl olduğunu. Çünkü ben arabayı sağ tarafa aldığımda oradaki çamura batmasın diye ben sağa aldım. Sağ taraf kuruydu ama altı çamur olduğu için çamurla beraber araba kaymış aşağı. Yol kaydı yani. Yol kaydı. Araba ağır abi yani. O anki arabanın ağırlığı 22-23 ton falandı o kazada. Sonra anlattım ben. Nezir abi de telefonda bir şey izlediği için tam net göremedi yani nasıl olduğunu. Dedim böyle böyle, burada dedim şey vardı, su birikintisi vardı. Ya girsin dedi abicim dedi ya. Suya girsin, batsın dedi. Bir tane traktör çağırırız, çektiririz dedi. Dereye uçsak dedi. Daha kötü. Mesela o kazada ben şunu öğrendim. Ağır vasıtalarla, özellikle kaplamasız olan yollarda, yolun sağ tarafına doğru, yani yumuşak tarafına doğru ya da sol taraftaysa banket, sol tarafa doğru çok yaklaşmayacaksınız. Yolu ortalayacaksınız abi. Çünkü yolun sağ ve sol tarafı yumuşak oluyor. Ortasına göre. Yumuşak olduğu için de o yol o arabayı taşıyamıyor ve kayıyor. Yolla beraber arabada kayıyor. Burada bunu öğrenmiştim. Sonra çok daha başka şeyler de oldu tabii yani. Arabayı çarptık geri geri giderken. Sonra şöyle çok dik bir rampada, yağışlı bir havada otele çıkıyorduk yine bir tane. Bu sefer ben tektim, arabada tek kullanıyordum. Nezir abisindeyken. Araba rampa yukarıya kaldı, patinaj yapmaya başladı. Sonra ben gazı bıraktım. Çıkmadı araba yani. Yağışlıydı hava. Benim gazı bırakıp frene basmamla beraber araba geri geri kaymaya başladı. Araba durmuyor arkadaşlar. Geri geri gidiyor. Şöyle çok dik bir rampa. Rampanın bittiği yerde de bir uçurum var, böyle 10-15 metrelik. Aşağısında da bir site var. İçi LNG dolu bir tanker o uçurumdan düşecekti evlerin üzerine doğru. Yani tanker kolay kolay patlamaz. Çok sağlamdır ama patlarsa zaten o site komple içindeki insanla beraber yok olurdu. Ben zaten öldürdüm ve tanker patlamasa bile oraya düşüp evlerin üstüne yuvarlandığı zaman yine birçok eve zarar verir ve birçok can kaybı olabilirdi orada. Çünkü yaz zamanı ve Bodrum'daydım. Bütün o siteler, oteller her yer dolu yazın Bodrum'da. Araba durmuyor. Geri geri gidiyor. Frene basıyorum. Gidiyor. Durmuyor yani. Kayarak gidiyor geri geri. Sonra aynaya baktım ben. Akşam hava karanlıktı bir de. Orası o uçurum görünmüyor ama ben daha önce o otele gündüzleri geldiğim için oranın ne durumda olduğunu biliyorum. Yani nasıl bir yer olduğunu biliyorum. O uçuruma doğru arabanın gittiğinin farkındayım. Araba gidiyor, uçacağım. Öleceğim yani arabanın içinde. Sonra frenden ayağımı bıraktım. Bırakmamla beraber direksiyonu tam sol yaptım. Hop bu tarafa doğru gitti kafası arabanın. Arka taraf tampon. Yolun kenarında böyle taşlıklar vardı. Taşlar vardı böyle. Yine tek şerit bir yol. Bir kaplamasız bir yoldu. Asfalt falan bir şey yoktu ama şey vardı. Taş, parke taşları. Parke taşları da çok kayıyor. Hani tabii ki normal olarak.
Sonra arabayı bilerek çarptırdım yani arkasını. Arabanın arkası sol taraftaki tepeye, yamaca doğru çarpınca araba durdu. Yol böyle. Araba böyle durdu. Yol kapandı yani. Sonra aradım şirketi. Olayı anlattım. Dedim kurtarıcı, vinç. Zaten onlar alışıklar. Yani çok yolda kalıyorduk. Çok fazla araba kayıyordu. Çünkü bizim girip çıktığımız yerler o tür kamyonların, tankerlerin girip çıkmasına uygun yerler değildi arkadaşlar yani. Yılda en az bir araba 4-5 kez çekici çağırıyordu. Ya batıyordu, ya kayıyordu, ya yolda kalıyordu. Yani oralara çıkmak, inmek bu kadar dik rampa yani. C'de çıkıyorduk. Onda C var, takviye vitesi. Yani birinde altı, yarım vites. Yani vites bir değil, yarım. Yarım viteste anca çıkıyordu oralara. Sonra vinç geldi. İşte geldiğinde zaten havada kurudu, aydınlandı. Biz tabi bir gün sonra gündüz çıkartabiliyoruz yani sabah çıkartabiliyoruz arabayı. Ben o gece o arabada yattım orada. Böyle yanlamasına duran bir arabanın içerisinde yattım. Uyuyamam zaten doğru düzgün çünkü uyuyacak pozisyon yok. Araba yamuk duruyor. Kafan aşağıda oluyor ya da kafan yukarıda kalıyor. Öyle değişik bir pozisyondu. Sabah 8'de vinç geldi. Havada aydınlanmıştı artık. Güneş açmış. Yerde zeminde kurumuştu. Vinç geldi. Arabanın arkasına vinci taktılar. Vinç arabanın arkasını kaldırdı böyle. Yola bıraktı. Sonra ben bastım gaza, araba çıktı zaten. Hava kuruduğu için. Öyle bir olay anlattık. Neyse çok fazla olay yaşadım. Tırda da ben yaşadım. Araba makasladı. Karda kaldım. Kar fırtınalarında. Eksi 7 derece havada. Vebasto bozuldu. Araba yoldan çıktı. Kurtarıcı gelmedi. Kurtarıcı bile beni kurtarmaya gelmiyor. Gelirsem ben de kalırım diyor. Savaştepe'de 2-3 yıl önce. 3 sene önceydi falan herhalde galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok kötü bir kar yağmıştı. İstanbul, Balıkesir, Bursa o taraflara. Ben o karda yolda kaldım arkadaşlar. Araba boştu benim bir de. Makasladı yolda. Makaslamadan kurtardım arabayı. Ama yoldan çıkartamadım. Rampaya geldik. Rampada araba patinaja düştü. Yine aynı bu olayda olduğu gibi geri geri kaymaya başladı. Ve ben de kontrollü bir şekilde arabayı yoldan çıkarttım. Ki aşağı doğru kayıp gitmesin, uçmayın bir yere diye. Aynı olay. İşte bir deneyim yaşamış olduğum için bununla alakalı. Orada araba geri geri kaymaya başlayınca ne yapacağımı ben bu kez biliyordum. Bunların hepsi deneyimdir, tecrübedir. Şimdi bir arabanın nasıl makasladığını ben zaten biliyordum. Ama makasladığı zaman nasıl kurtulacağını da biliyordum. Ama hiç başıma böyle bir olay gelmemişti. Başıma bir olay geldi. Araba makasladı. Ben arabayı makastan kurtardım. Ne oldu? Bir tecrübe oldu. Artık başıma böyle bir şey geldiğinde hiç bunu yaşamayan birine göre daha tecrübeliyim. Daha soğukkanlı davranabilirim. Böyle böyle arkadaşlar acemilik sürecinde yani 5-6 ay boyunca çok badire atlattım ben. Hakikaten ama güzel öğrendim işi. Sonra tır şoförlüğüne geçtik. Bu arada Erkan abiyle, Erkan Z ile beraber bir podcast çektik. Orada da biraz bahsettim bunlardan. Eğer yayınlanırsa, bir aksilik olmazsa yayınlanacak. Zaten bildirim yapacağım ben. Dinleyebilirsiniz orada da. Sonra bir sene kadar iple gazla çalıştıktan sonra tır şoförlüğüne artık geçmek istedim. Çünkü o arabaya çok sığamıyorduk ve çift şoför çalışmak biraz zordu o arabada. Ben şirketten tır istedim. Bana tır vermedi şirket, İpragaz. Ondan sonra ben dedim işi bırakacağım o zaman. Başka bir şirkete geçeceğim. Sonra başka bir şirkete geldim işte. Orada direkt Avrupa'ya çıkacaktım. İyi bir referansla gittim ben oraya. Patronun direkt arkadaşı zaten benim de yakından tanıdığım, sevdiğim bir abimdi. O aslında ilk dedi bana ben tır alacağım dedi bir tane. Avrupa'ya çalışırsın o tırla dedi bana. Ben dedim yapmayacağım Avrupa işini. Sonra da karar değiştirdim. Buradan Osman abiye selamlar. Osman abi dedim araba al. Ford F-Max alacaktı. Sen dedim F-Max'i al abi dedim. Ben dedim yurt dışına çıkacağım, çalışacağım dedim. Karar verdim dedim. O arada euro dolar çok yükselmişti. Arabayı almaktan vazgeçti o. Ben dedi vazgeçtim arabadan dedi. Almayacağım Mert dedi. Abi dedim tam dedim ben dedim çalışmaya karar verdim. Sen dedim arabadan vazgeçiyorsun. Ondan sonra arkadaşlar bakın sırayı göstereyim size. Çok görünmüyor da birazdan arabadan iner gösteririm. 7 kilometreden sıraya girdik. O arabayı almaktan vazgeçince ben dedim abi tamam ben dedim bu işi yapacaktım dedim sen dedim araba almaktan vazgeçtin. Sen dedi bu işi yapacaksan dedi ben seni göndereyim sen çalış dedi yap yani dedi. Vallahi olur dedim. Sonra beni bir şirkete gönderdi işte. Direkt işi alamadım sorgusuz sualsiz ve beni direkt Avrupa'ya gönderecekler. Yani yurt içinde çalışmayacaktım ben arkadaşlar. İki kez vize başvurusu oldu. İtalya vizesi. İkisi de bana red geldi. Sonra dediler ki 1-2 ay çalış yurt içinde Romanya vizesi alırız. Öyle başlarsın. Tamam dedik. 1-2 ay yurt içinde çalıştım işte bu arabanın makaslaması falan filan işte o da o zaman oldu. Araba makasladı yolda. Savaştepe'de.
Jandarma geldi gece işte. Onlar biraz uğraştılar. Traktörle falan arabayı çıkartmaya çalıştık. Çıkartamadık, edemedik yani. O şekilde ben transport sektörüne girmiş oldum. Bir ay çalıştım. 2 ay demiştik. Bir ay çalıştım. Bir ay sonunda da Romen vizesine başvurduk. Romen vizesi geldi ve ben Arnavutluk seferiyle işe başladım. İlk seferim benim Arnavutluk seferiydi. İkincisi de Arnavutluk'tu. İlkinde Tiran'a gittim. İkincisinde Vlora'ya gittim. Sonra üçüncü seferim Sırbistan'da arkadaşlar. Dördüncü seferim Bosna Hersek'ti. Bakın ilk 4 sefer hatırlıyorum. Sonrasını hatırlamıyorum artık. Özellikle ilk seferi unutamazsınız. Sonra bu şekilde transport işine girmiş olduk. Yani benim bu işlere başlama serüvenim, girme serüvenim bu şekilde oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda da size ilk seferimi ve transportçuluğa nasıl başladığımı anlatacağım. O daha detaylı olacak. İlk seferin hikayesi var. İlk seferde video çekmemiştim ben, yapmamıştım. İşi öğrenmek için, yani daha çok başka şeylere dikkat etmek için video işiyle çok uğraşmadım açıkçası. Size ilk seferimin hikayesini anlatacağım bir sonraki videoda. Gelin bakalım bir aşağıyı size göstereyim. Sonra artık bu video için vedalaşacağız. Şu aynaya bakıyoruz. Araba geliyorsa kapıyı açmıyoruz abi. Şu anda Romanya topraklarındayız. Burası Romanya. Şu ilerisi, onun arka tarafı Macaristan. Macaristan'a geçmeye çalışıyoruz. 6-7 kilometre sıraya girdik. 5,5 kilometre daha hala sıra var. Sıra fazla ama burada biraz hızlı ilerliyor. O yüzden çok fazla herhalde beklemeyiz. Şurada da Hidayet abi var. Bir videomda göstermiştim, bir kaza olmuştu. İşte burası böyle tehlikeli abi yani. Yol kenarında beklemek, sıra beklemek hiç iyi değil yani. Bir tane tıra arkadan Volkswagen Passat mıydı, Skoda mıydı, öyle bir araba arkadan çarpmıştı arkadaşlar ve arabanın içindeki herkes ölmüştü, yerdelerdi, görmüştüm yani. Böyle sırada bekleyen arabaya arkadan çarpmıştı yani. O gün hava çok sisliydi. Sabaha karşı saat 5-6 civarıydı. Siste göremedi galiba tırı, ya da uyuyor muydu, ne olduysa artık. Yani buralara da bir park yapmaları lazım aslında ama yaparlarım yani. Evet arkadaşlar, bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.